Burada bir sanırım telefonumuz mu var? Hemen alalım. Efendim bakıyoruz. İsim vermek istemeyen bir izleyicimiz Almanya'dan arıyor. Hoş geldiniz. Alo. Merhabalar. Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Kiminle görüşüyoruz? Ben ismim Ali Faysun Veren. İyi dersiniz. Ali Bey, peki. Hemen sorunuzu alalım o zaman. Ben hocama şunu sormak istiyorum. Ben bir 15 sene önce bir eve girdim. Bu evde mantar vardı. Bilmiyorum. Hocam galiba Almanca da biliyor herhalde, değil mi? Evet, buyurun. Ben bir evden rahatsız oldum. Evde sonra mantar varmış, bir de bu zehirli maddeler varmış. Bu zehirli maddeler durmadan vücudumu yakıyor. Sistemlerimi bozdu. Bunun bir çaresini bir türlü bulamadım yani. Ha, evet. Şöyle Almanya Türkiye gibi sıcak bir ülke değil. Soğuk bir ülke, çok yağmurlu. Evet. 12 ayın 11'i kış gibi, yani kötü havası var. Ben de 29 yıl Almanya'da kaldım. Almanya'yı hiç sevmediğim halde şartlardan dolayı Türkiye'ye dönemedik bir türlü. Dönem dönem derken 29 yılımız geçti. Ben de 7-8 tane ev değiştirdim bu nedenle. Uzun Bodrum dönem. katında kalırsınız, nemi çeker. Bodrum katında veya zemin katta tehlikeli, romatizmaya yakalanırsınız. Almanya hele hele çok kötü. Kuzey cephesinde güneş görmeyen bir cephede oturursanız çok nemli, küflü olur. Romatizmayı tetikler, faranjiti, bronşiti, astımı tetikler. Evde mümkünse kişi evini güney cephesine, güneş bakan yönde olması gerekir. Çatı katı, zemin katı, bodrum, kuzey cephesi iyi değil. Mesela Karadenizler hep kuzeye bakıyor. Hepsi çok romatizma hastası var. Hocam güneş zaten çok çok önemli. Yani günde 1 saat olsa, 2 saat olsa çocuklarımız da yetişkin bireylerin de alması lazım. Evet, güney cephesi, ben güney cephesi bulana kadar ev Ama aradım. siz Yedinci evde. 29 yılda 7 ev değiştirmiş, sağlam Evet. kalmışsınız bitkiler sayesinde. Tabii. Yani şimdi bir vatandaşımız ailece hasta. Almanya yine. Almanya'da 7. katta oturuyorlar. Güney cephesi. Şimdi karı koca hasta, çocukları hasta, bronşitti, faranjitti, romatizmaydı, çeşitli hastalıklar var. Dedi ki ya bizde neden bu kadar hastalık var? Hanıma dedim ki git bir evlerini bir kontrol et. Bunların acaba evlerinde küf mü var dedim. Çünkü mesela gece yattınız, sabaha kadar terliyorsunuz. Rutubet. Rutubet oluşuyor işte şu kadar litre vücuttan buharlaşıyor. Nefes yoluyla, ter Evet. yoluyla vesaire. Bu da nereye gidiyor? Pencere açık olmazsa, klima olmazsa, havalandırma olmazsa küfleniyor dolapların arkaları vesaire. Hanım evine gitti de demiş ki, bakmış ki dolapların arkası hep küf. Bütün evi küf kaplamış. Kadına demiş ki, sen evini hiç havalandırmaz mısın demiş. Şimdi kişi, yani güney cephesinde bile olsa yatağını havalandırması gerekir, yatağını kaldırması gerekir. Sabah kalktığında yatağın altını havalanması Tabii gerekir. şöyle sabah kalktığınızda bir kapı Yatağını pencere havalandırması, açılır. yastığını havalandırması. Muhakkak. Kuzey cephesinde oluyorsa daha çok havalandırması gerekir. Aksi takdirde küf mantarı birçok hastalığı tetikler, tehlikelidir. Evet, bu tür rahatsızlığa yakalananların faranjit, bronşitse tedavisi mümkün. Romatizma ise tedavisi mümkün. Problem yok. Her Anladım. türlü rahatsız tedavi edilebilir. Ayı Bey'in sorusuna cevap Ne verdik olduğunu diyelim. bilmem gerekir. Ona göre Değil mi? arasınlar, görüşelim.